Samimi Haber'den Z raporundan herkese merhaba. Evet, her programa başladığımda neredeyse Türkiye'nin gündeminin çok yoğun olduğundan bahsediyorum ve bazen biz gazetecilerin bu yoğun gündemi takip etmekte zorlandığını da sık sık dile getiriyorum. Önceki gün biliyorsunuz meslektaşımız Tolga Şardan yazdığı yazı nedeniyle gözaltına alınmış, evinde arama yapılmış ve sonrasında tutuklanmıştı. Gökçer Dinç'e de aynı şekilde gözaltına alındı. Neyse ki serbest bırakıldı. Hüda Kaya, HDP'nin eski milletvekili Hüda Kaya da gözaltına alınmıştı ve tutuklanıp cezaevine gönderildi. Maalesef ki Hüda Kaya'yı da aslında bilirsiniz hak savunucu kimliğiyle biliriz biz gazeteciler. Nerede bir haksızlık varsa Hüda Hanım'ı orada görmek mümkündü. Türkiye'de neler oluyor, hukukta neler oluyor soruları sıkça soruluyor. Öte taraftan Dilan Polat, yani Polatgiller dediğimiz Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması devam ediyor. Biliyorsunuz gece yarısı baskını ile gözaltına alınmışlardı. Bugün gözaltılarının üçüncü günü ve hala gözaltındalar. Orada nasıl bir sonuç çıkacak onu da merakla bekliyoruz. Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya her sabah kalktığında belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Türkiye'de çete ve uyuşturucuya karşı vermiş olduğu mücadelenin bir parçası olarak aslında yapılan operasyonların detaylarını da paylaşıyor. Ali Yerlikaya bir taraftan uyuşturucu operasyonlarıyla takdir toplarken aslında öte taraftan da özellikle gazeteciler üzerinde kurulan baskı ve gazetecilerin gözaltına alınması, tutuklanması yönündeki gelişmelerle de eleştiriliyor. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek bu konularla ilgili. Siyasete gelelim. Hafta sonu CHP'nin kurultayı var. Orada da aslında muhalefet içindeki tartışmalar son süratle devam ediyor. İpi kim göğüsleyecek? Özgür Özel mi? Kılıçdaroğlu mu? Sorusu hafta sonu cevap bulacak. Tabii muhalefet sadece CHP'den ve altılı masadan da oluşmuyor. Bir siyasi parti genel başkanı, SES Partisi genel başkanı Ayhan Bilgen konu aslında biraz da SES Partisi'ne konuşmak ve detaylandırmak istiyorum kendisiyle. Ayhan Bey merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi biraz önce CHP'nin kurultayının hafta sonu olacağını söyledim. Muhalefet içindeki tartışmalara elbette geleceğiz ama öncelikle şunu sormak istiyorum. SES Partisi Genel Başkanısınız. Yerel seçimlerde seçime girecek misiniz ve nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Evet, biz genel seçimlerden yani 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerden kısa bir süre önce kurulduk. Kuruluş prosedürümüzü tamamladık ama yani teşkilatların kuruluşundan sonra 6 ay geçmesi gerekiyor ve tabii kongrenizin üzerinden. İlçe il kongrelerimizi seçimden önce yapamadığımız için şimdi onları yapmaya çalışıyoruz. Yani bu bürokratik süreci tamamlamaya, yetiştirmeye çalışıyoruz. Yerel seçimlere sembolik de olsa belli yerlerde girmek istiyoruz. Öncelikle tabii ben şu anda da açığa alınmış belediye başkanıyım. Yerime kayyum atanmış durumda. Dolayısıyla da Kars başta olmak üzere teşkilatımızın hazır olduğu, girme iradesinin, talebinin olduğu yerlerde bir ilk sınav vermek istiyoruz. Ama tabii Türkiye'nin yani özellikle siyasete bakış açısından içerisinde bulunduğu psikoloji çok hani verimli, bereketli bir ortam sunmuyor. İnsanlar siyasetten artık sadece güvensizlik duygusu taşımıyorlar. Siyasetten nefret ediyorlar. Siyasetçilerden, siyasi partilerden, liderlerden. Yani yaşadığımız hayal kırıklıkları umutsuzluğa dönüşmüş durumda. Bizden adam olmaz, tırnak içerisinde söylüyorum bu tabiri tabii. Biz siyasetle sorunlarımızı çözemeyiz algısı o kadar yaygın ki işte birkaç kez paylaştım. Burada da ifade edeyim. Şimdiye kadar genellikle saha araştırmalarında yani işte siyaset psikolojisi araştıran şirketler, firmalar siyasetçilere güveniyor musunuz diye soruyorlar ve buna dair oranlar yakalıyorlardı. Yani güven bunalımını ölçüyorlardı. Şimdi nefret soruları var. Yani siyasetçilerden nefret ediyoruz diyen oran %50'lerin üzerine çıkıyor. Ve daha ilginci bu muhalefette daha yüksek çıkıyor. Sübeyde Hanım, bir ülkede hani iktidara yönelik tepki çok yüksek olabilir, politikalarına dair öfke, kızgınlık olabilir ama onun alternatifi muhalefettir. Eğer sorunlarınızı siyaset zemininde
demokrasi ortamında çözme inancı, umudu taşıyorsanız, muhalefete dair karamsarlık, öfke, nefret çok daha yüksekse, yani orada artık siyasette operasyonel işler başlar. Bunu üzülerek ve endişeyle ifade edeyim. Türkiye siyasetinde ne zaman siyasetçilere dair umut, güven dibe vurmuş ve artık siyasetçiler çok kötü bir sınav vermeye başlamışsa, arkasından darbe, kaos, iç çatışmalar gelmiştir. Bunu 70 öncesi, 80 öncesi yaşadık. Dolayısıyla burada sadece bir partinin hani büyümesi, bir partinin seçim sınavına girmesi değil, topyekün siyasetin güven sınavını vermesi, umut inşa etmesi, en azından siyasetin çökmemesi için bir çaba içerisinde olmalıyız. Hani başka bir siyaset de mümkün, daha toplumsal kaygılarla. Tabii ki farklı öneriler, görüşler, yaklaşımlar, yorumlar olacak ama siyaset kurumunu çökertirsek o başkalarının, başka aktörlerin, başka iradelerin karar alma süreçlerini daha kolay manipüle etmesine zemin oluşturur. Dolayısıyla biz bir tarafıyla tabii ki partimizi kurumsallaştırmaya, tanıtmaya, farklı bir muhalefet tarzına olan ihtiyacı anlatmaya çalışıyoruz. Ama öbür taraftan da hem iktidara hem muhalefete karşı dikkatli bir dil kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü görünen aktörler siyasette siyasetçilerdir. Ama bir de görünmeyen kavgalar, perde arkası hesaplaşmalar vardır. Siyasetçiyi dövmek kolaydır. Hani tırnak içinde söylüyorum yine. Onu hedefe koyacaksınız, hırpalayacaksınız. Gayet tabii siyasetçi de bunu göze alacak, siyasete girmişse, iktidar da olsa, muhalefet de olsa. Eleştirilecek kendi partisi tarafından da, diğer partiler tarafından da. Ama bir de ulaşamadığımız, göremediğimiz ve ama siyaseti başka güçlerle, özellikle sermaye gücüyle, geçmişte belki silah gücüyle manipüle etmiş aktörler vardı. Biz o aktörlerin tümüyle ortadan kalktığı, siyasette vesayetin tamamen bittiği kanaatinde değiliz. Onun için de açılışta söylediğiniz işte gazeteci tutuklamalarından işte Polatlar'a kadar yani bir iç iktidar mücadelesinin de yürüdüğünü düşünüyoruz. Tabii ki muhalefet içerisindeki rekabet, yarış başka bir şey ama iktidar gücü olanlar siyaseti başka yöntemlerle yapıyorlar. Aslında önemli bir noktaya değindiniz. Toplumun adeta siyasete, özellikle muhalefete sırt çevirdiğini söylediniz. Biz gazeteciler de bununla yoğunlukla karşılaşıyoruz. Bunu dönem dönem dile getiriyorum. Mesela Özel DM atıyorlar. Ya Zübeyde Hanım, artık siyasetçileri konuk almayı bıraksanız da yurt dışına nasıl gidilir? Öyle bir video yapsanız ve benzeri konular işletseniz ki izleyelim artık, siyasetçi evet, görmek istemiyoruz diyorlar maalesef. Ve öte taraftan bir maalesef de aslında muhalefet için, muhalefet ana parti yani baktığımızda CHP seçim sonrasında aslında bu küskün seçmeni, tabanı nasıl tekrar konsolide edeceğim ya da motive edeceğim sorusuna cevap aramak yerine kendi içerisinde bir çatışmaya girdi. Bir ikiye bölünmüşlük var şu anda ve hafta sonu kurultay yapılacak. Bunlar da aslında cevabının aranması gereken sorular diye düşünüyorum. Şimdi tekrar Ses Partisi'ne geleceğim, Kars'a geleceğim. Aslında bu benim kendi kişisel merakımda. Evet, söylediniz aslında. Ben açığa alınmış bir belediye başkanıyım. Kars'tan belediye başkanı olacak. Koşullar uygun olursa diyeceksiniz ama ben net cevap istiyorum. Kars'tan belediye başkanı olacak mısınız yerel seçimlerde? Zübeyde Hanım, tabii ben hani böyle geçmişte yollarımızın kesiştiği gazetecilik ya da sivil toplum, insan hakları mücadelesi ya da siyasal platformlarda bir şekilde tanıdığımız, tanıştığımız kişilerle hani kendimi ifade etme ihtiyacı hissetmiyorum ama sadece işte bir son sıfatım üzerinden, siyasi parti temsiliyeti üzerinden beni tanıyan, ilk defa tanıyanlara kendimi anlatmak da ifade etmekte gerçekten zorlanıyorum. Evet, ben de siyasetçiyim ama farklı bir siyasetçiyim demek insanın yani kendi aidiyetiyle ilgili bir özgüven beyanına dönüşüyor. Oysa zaten siyasetçinin normal, asgari taşıması gereken koşullar üzerinden bir övüntü çıkartmak ya da işte bir ayrıcalık, bir farklılık tarif etmek bile şık bir şey değil. Dolayısıyla hani biz siyasete işte yüklediğimiz anlam itibariyle bir şey olmak üzerinden hareket etmenin, kişisel kariyer planlaması için
iddialı lafları, işte büyük sorunları, inanç, kimlik, kültür, işte ideolojik sorunları konuşmanın gittikçe araçsallaştırmaya dönüştüğünü düşünerek yola çıktık. Bir tarafıyla toplumsal kaygıları siyasetin merkezine kurmalıyız ama bir taraftan da eski fanatik kavgalardan uzak durup bir ortak payda inşa etmeliyiz. İnsan merkezli ya da işte yurttaş merkezli bir siyaset öznesi inşa etmeliyiz diye bakıyoruz. Kars seçimleri de bizim açımızdan sembolik bir önem taşıyor. Sonuçta orada 1,5 yıl bir yönetim pratiği ortaya koyduk. Eğer bu pratiğin toplum nezdinde bir karşılığı varsa, parti ayrımı yapmaksızın söylüyorum, yarım bıraktığımız işi devam ettirme sorumluluğumuz var. Yani görevden alındık diye, yani halkın cezalandırılmasına, diğer partilerin, meclis üyelerinin de şu anda hiçbirisi görev yapamıyor. Yani bir biçimde siyaset dışına itilmesine dair vebali sorumluluğu ben taşımak istemem. Kendi adıma da, başkaları adına da. Dolayısıyla bir kez daha sahaya çıkıp o politikaları oylatmak, o politikalar doğruysa halkın arkasında durmasını talep etmek. Yok eğer yanlışsa gayet tabii, yani o iradeyi bir tercih olarak saygıyla karşılamak durumundayız. Onun için yani o projenin doğru bir proje olduğunu düşünüyoruz. Yani benim mensup olduğum HDP grubu sayı olarak çoğunluğa sahip değildi. Kars'ta belki ilk tek örneksinde daha önce de paylaştım. Yani Türkiye'de başka ilde varsa bilmiyorum düzeltirim ama meclis çoğunluğu olmadığı halde diğer 5 grupla, diğer partilerle birlikte şehirle ilgili kararların büyük kısmını oy birliğiyle alabilmek bir uzlaşma kültürüdür. Yani bu hem Kars'ın geçmişinden gelen, işte şura geleneğinden, erken cumhuriyet tecrübesinden gelen, sosyolojik farklılıklarından, çoğulculuğundan gelen bir deneyim. Ama bir taraftan da şehrin sorunları o kadar can yakıcı ki kimsenin diğerine kendi siyasal önceliklerini, gündemini dayatma imkanı, lüksü yoktu. Dolayısıyla o asgari, acil işlerin tamamlanması, bir özgüvenin oluşması. Daha önemlisi, altını çizmek istediğim şey şuydu, yani bir şehrin kendi kendini yönetebileceğini göstermeliyiz. Belediye başkanları, siyasetçiler, biz özne değiliz. Siyasette galiba değiştirmemiz gereken birinci şey bu. Biz sanki kurtarıcılar, sanki işte şehrin bütün yetkisini kendi elinde toplamış kişiler, vergiyi istediğim yere harcarım, şehirle ilgili kararları ben alırım. Nereye cami yapılacak, nereye park yapılacak ben bilirim. Her şeyin en iyisini ben bilirim anlayışından siyaseti kurtarmamız lazım. Bütün ülkeye dair söz söylemek için de Kars'ta yarım kalmış sözümüzü tamamlamak istiyoruz. Yani Kars bu konuda kendi kendini yönetme özgüvenini yakalamıştı. Hesap veriyorduk en önemlisi. Yani başka bildiğim çok şehir yok. Yine kendimizden örnek vereceğim, özür diliyorum. Yani ilk aydan itibaren şehrin bütün gelir giderlerini açıkça belediye binasına astık, internette duyurduk. Artık öyle bir noktaya gelmiştik ki yani kasada para olduğunda işte bu haksız alacaklarla müteahhitler icra yoluyla tahsilat yapmasın diye birkaç gün geciktiriyorduk işçilerin maaşını önce verelim diye. Ve bazen Karslılar soruyordu ya niye hesapları ilan etmediniz diye. Biz de diyorduk ki önce işçilerin maaşını ödeyelim sonra ilan ederiz kasamızın boş olduğunu, ne kadar borç ödeyip ödemediğimizi de ilan ederiz. Bu önemli bir şey. Demek ki toplum aslında hesap veren siyasetçi olduğunda hesap sormayı biliyor. Yani yıllardır böyle bir şey yapılmadığı halde bizimle başlamış sürecin takipçisi oluyor, bizi eleştiriyor. Niye 2 gün geçti hala hesapları asmadınız diyor, sanki yıllardan beri böyleymiş gibi. Bu önemli bir şey. Yani bu topluma eğer biz demokrasiyi layık görürsek, toplum demokrasinin tadına varırsa, hesap sormanın önemini anlarsa bunu herkesten, hepimizden sorar. Muhalefet belediyelerinden de, iktidardan da sorar bunun hesabını. Şimdi aslında Kars'tan aday olursanız eğer ilerleyen dönemlerde şu soruyla bağlayayım. Özellikle seçimlerden sonra ittifaklar dağıldı ya daha doğrusu altılı masa dediğimiz Millet İttifakı dağıldı ve hemen hemen bütün partiler kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söylüyorlar. Ancak ben hep şunu söylerim, son güne kadar beklemek gerekiyor. Bence siyasi parti liderleri büyük büyük laflar etmesinler. Çünkü siyaset öyle bir şey değil. Yeri geldiğinde ittifaklar yapılır. Siz Kars'tan aday olursanız diğer partilerle ittifak yapmayı veya destek almayı düşünüyor musunuz?
Yani bu ittifaklarla ilgili değerlendirmenizde çok haklısınız. Yani ben de hani bu anlamda hem kendi adımıza çok arkasında duramayacağımız bir iddiada bulunmak istemem. Hem de diğer partilerle ilgili yaşanan süreçten de hepimiz ders çıkartmalıyız. Yani Türkiye'de iki kutuplu siyaset, özellikle hükümet sisteminin değişmesi dolayısıyla, yani başkanlık sisteminin seçim sistemi dolayısıyla aslında siyasi partileri ve ittifakları yeniden kurulmaya mecbur eder, etmelidir. Yani eğer bir ülkede hükümet sistemi değişmişse parti sisteminin, seçim sisteminin de ona uygun biçimde yapılanması lazım. Ama partilerimiz buna ayak sürüyorlar. Onun için de sağlıksız ittifaklar doğuyor. Daha kişisel çıkar üzerine kurulu. Kim kimden ne kadar milletvekili koparacak ya da kim işte Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, hangi şehri kim kime armağan edecek modunda ittifaklar oluyor. Bunlar sağlıklı ilişkiler değil. Elbette ki sosyolojik talebe, toplumsal beklentiye uygun ittifaklar doğaldır. Siyasetin gereğidir. Yani bir şehirde yarışıyorsanız uzlaşabileceğiniz, o şehrin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda ortaklaşabileceğiniz partilerle de bir araya gelirsiniz. Toplumsal kesimlerle de ittifaklar kurarsınız. Genel seçimlerde de ben ittifak kurmaya ilkesel olarak hiç karşı çıkmadım. Ama doğru ve doğal kurmak, açık kurmak, şeffaf kurmak, halka hesabını verecek biçimde kurmak önemlidir. Yoksa ittifak karşıtlığı, biz bize yeteriz, biz tek başımıza yönetiriz falan, bunlar megalomanik şeyler, hasta ruh halleri. Siyasette de bazen yani işte parti kurma motivasyonu böyle olabiliyor. Kendinde bir güç vehmeden kişiler, şahıslar yani babasının dükkanını açar gibi parti kurup, yani nasıl olsa param var, finans ederim. İşte yarın da gider birisiyle bir pazarlık yapar, işte birkaç milletvekilliği alırım, işime bakarım. Ya bu zaten bu ülkeyi yani bu noktaya getiren anlayıştır. Dolayısıyla biz ilkesel olarak ittifaklara karşı değiliz. Ama önce şehrin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda uzlaşırsak herkesle ittifak kurarız. Hiç ayrım yapmadan söylüyorum. Ama yani politik bağlamda örtüşmemiz lazım. Hesap verme konusunda örtüşüyorsak, şehrin kaynaklarının ayrımcılık yapmadan paylaşımı konusunda ortaklaşıyorsak, diğer bütün ideolojik ayrışmaları, kimlik siyasetini, inanç siyasetini de bir tarafa bırakırız. Yani sonuçta karşıda çok kültürlü bir yapı var. Bir ezber bozmaya ihtiyaç var. Türkiye'de de buna ihtiyaç var. Yani eski kalıplarla hareket ettiğinizde böyle işte sağlıksız birliktelikler, yanlış argümanlar üzerinden ortaklaşmalar oluyor. Ben Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'ndaki saflaşmanın ne üzerine oturduğunu hala çözebilmiş değilim. Aynı şeyleri savunan partinin birinde, diğeri öbüründe. Ya siz önce politik olarak bir araya gelmeniz gerekmiyor mu? Toplum şu kadarını bile düşünmez mi o zaman? Sizin aranızdaki fark ne? Yani sadece koltuk paylaşımı kavgası o zaman. Aynı şeyi düşünüyorsunuz ama iki ayrı ittifakta yer alıyorsunuz. Yani buradan aslında tam da en başta konuştuğumuz siyasete olan güveni dibe vurduran hamleler geliyor, planlar geliyor, işte kapalı kapılar ardındaki pazarlıklar geliyor. İttifakların kendi içinde bir uzlaşma yok. Yani Türkiye siyasetinde iki temel konu vardır. İç politikayı bir tarafa bırakıyorum. Yani iç politika yani bir çekişme alanıdır bizim gibi ülkelerde, bir polemik alanıdır. Ama dış politika ve ekonomi sahici sorunlar içerir. Yani dış politikadaki tercihleriniz sizin pozisyonunuzu belirler. Ekonomideki tercihleriniz nerede duracağınızı, neye karşı çıkacağınızı belirler. Şimdi yani ittifakların içinde bakıyorsunuz, ekonomi politikasında taban tabana zıt. Birisi kamulaştırmadan bahsediyor bir partinin ekonomi kurmayları. Diğer partininki de diyor ki işte yani bugünkü iktidarın ilk dönem işte ekonomi politikası cari açığa dayalı kalkınma, borçlanmaya dalı kalkınma çok iyiydi. Ben bunu daha iyi yapacağım şimdi diyor. Şimdi bu ikisini nasıl birlikte yapacaksınız Allah aşkına? Yani ya birisini yapacaksınız ya da uzlaşıp bir ortak payda yakalayacaksınız. Dolayısıyla merkezi seçimde, genel seçimlerdeki o sağlıksız ittifak mantığının şu anda tahribatını yaşıyoruz. Toplumsal psikolojideki hayal kırıklığının sebebi budur. Sadece Erdoğan karşıtlığı yetmez. Sadece parlamenter sistem taraftarlığı yetmez. Dış politikada, ekonomide, kritik alanlarda bir anlayış birlikteliği olması lazım. Şimdi belediyeciliğe baktığımızda ya muhalefet belediyelerinin belediyecilik anlayışı ile iktidar belediyelerinin belediyecilik anlayışı arasında
180 derece fark var, uygulama pratik farkı var diyebiliyor muyuz? Hayır, yani yine aday olmak için dünyanın parasını veriyorsunuz. Bir meclis üyeliği için 5-10 milyon TL verildiğini muhalefet partisinde de duyuyoruz. Belediye başkanlığı için çok daha yüksek rakamlar. Milletvekilliği için başka bir pazar var ortada. Şimdi böyle olunca yani bunun karşılığını nasıl çıkaracaksınız? İşte ya yakınlarınıza ihale vereceksiniz ya işte meclis üyeleri iş takibi yapacak. Yani böyle bir belediyecilikten halk yararına bir şey çıkmaz. Parti tabelasının ne olduğu, liderinin hangi toplumsal kesim üzerinde ajitasyon siyaseti yürüttüğü, yani milliyetçiliği mi, işte dindarlığı mı, Aleviliği mi, neyi kullandığının hiçbir önemi yok benim açımdan. Önemli olan siz açık, şeffaf, siyasetin en temel, en evrensel kurallarına uyuyor musunuz, uymuyor musunuz? Diğer her konu konuşulur, sonuçta birlikte yaşıyoruz. Şehirlerimiz yani birlikte yönetilmek durumundaysa farklı kimliklerle ilgili kavgayı bir tarafa bırakıp bu siyasetin temel ilkeleri, şeffaflık, açıklık, temiz siyaset, katılımcı yönetim, toplumsal yararı her şeyin üzerine koyma, parti çıkarlarının, kişisel çıkarların üzerine koyma konusunda uzlaşırsak herkesle ittifak yaparız. Bugün itibariyle bir angajmanımız yok. Sonuçta bir takım anketler yapılıyor. Yani Kars'ta yapılan anketlerde ben 3 firmanınkini gördüm. İktidara yakın, muhalefete yakın farklı adresler. Yani biz bireysel anlamda önde gözüküyoruz ama parti olarak henüz yeterince tanınmadığımız için yani farklı öneriler var. Bize oy vereceğini düşünen seçmenin bir kısmı işte bağımsız girmemizi istiyor. Bir kısmı ya işte şehre para gelsin, ittifak yapın, arkanızda bir güç olsun diyor. Bazısı işte ya bir biçimde işte mecliste koalisyon oluşturmak yine lazım. Dolayısıyla bağımsız olursanız belediye meclis üyeleri olmuyor. Bu bir risk diyor. Biz bütün bunları değerlendireceğiz. Diğer partilerin de aday profillerini ve ittifaklarını göreceğiz. Hani çok somut net biçimde söyleyeyim. Bizim geçen seçimi kazanma sebeplerimizden birisi Cumhur İttifakı'nın MHP adayını destekleme kararı almasıdır. Sosyolojik olarak yani AKP tabanı MHP adayına oy vermediği için bizim elimiz rahatladı. Yani bu dengeleri bir daha görmemiz lazım. İyi Parti gerçekten kendi adayıyla mı çıkacak? CHP nasıl hareket edecek? O doğrultuda rotamızı somutlaştıracağız. Evet, yerel seçimler için özellikle ittifaklar konusunda konuşmak erken. Biraz önce de söyledim, bence hiçbir siyasi parti büyük laflar etmemeli. Sizi gazetecilik meslek hayatıma başladığımdan bu yana bilirim. Çoğu kez de röportaj yaptık. Ve şöyle söyleyeyim Ayhan Bey, programa gelmeden önce konu başlıklarını sormayan nadir insanlardan birisiniz. Sorduğumuz her soruyu çok açık bir şekilde cevaplıyorsunuz. Bu yüzden ben bir gazeteci olarak kendi adıma size teşekkür etmek istiyorum. Soruma gelince, siz uzun seneler HDP'de siyaset yaptınız ve ayrıldıktan sonra, ki her partide olur, biri ayrıldıktan sonra eleştirilir ya da giden arkasında bıraktığı partiyi eleştirir. Özellikle sizin iktidara yakın olduğunuzu iddia ettiler ve bu yönde eleştiriler yöneltildi size. İktidarla bir temasınız var mı? Sübeyde Hanım, ben yani mesela bir takım ziyaretler yapıyorum arkadaşlarımla. Bunları da sosyal medyada paylaşıyorum. Gizli saklı yani kapalı kapılar ardında bir pazarlık yapma siyasetine hiçbir zaman taraftar olmadım. Bir şeyi savunabileceksem yaparım. Savunamayacaksam yapmam. O özellikle hani partiden ayrılma ve farklı bir siyaset inşa etme çabası sırasında sosyal medyada yürüyen kampanyalar, linç kampanyaları da yani işte bir takım görüşmeler üzerinden işte cezaevinde yani yok itirafçı oldu, yok işte evet, iktidarla anlaştı çıktı gibi. Siz belki nezaketen söylemiyorsunuz, sormuyorsunuz ama. Sizin bir ifadenizin Demirtaş'ın tutukluğunun devamına mı neden olduğu iddiası da vardı. Siz cevaplamıştınız. Öyle bir iddia vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani Zübeyde Hanım, bunlar tabii yani Türkiye'de siyasette bir araya gelmek nasıl zorsa, egolarımız, işte kişisel kariyer hesaplarımız nasıl bunu zorlaştırıyorsa, ayrılmak da zor ne yazık ki medeni biçimde. Yani çizgi, düşünce, yöntem farklılıklarınızla yeni bir yol kurmaya karar verirsiniz. Ne geçmişinizi karalayan, hani kendi emeğinize saygısızlık yapan, oradaki farklı düşünen insanların ödediği bedeli, görmezlikten gelen bir eleştiriyi ayrılan yapmalı. Ne de yani eski birliktelikleri inkar eden, yok sayan bir karalama kampanyası, ayrılan kişilerle ilgili
kurulmalı. Bunu bütün partiler bu olgunluk içinde, kişiler de bu mantıkla yürütmeli, bunu başarabilmeliyiz. Eğer hepimiz için demokrasi istiyorsak farklılıklara tahammül etmeliyiz. Parti içinde de tahammül etmeliyiz. Partiden ayrılma sürecinde de bunu gerçekleştirmeliyiz. Şimdi benim ifadelerimin Demirtaş'ın tutukluluğuna gerekçe yapılması, yani böyle bir hani şehir efsanesine dönüşmüş bir hani Galata meşhur diyelim eski tabirle, yani benim ifade verdiğim tarih Demirtaş'ın tutukluluğunun 5. yılı. Yani 5 yıldır tutuklu Demirtaş. 5 yıl öncesinde peki ne üzerine tutuklandı? Yani kaldı ki sonra mahkeme bile benim ifadelerimin ona tutuklama gerekçesi yapılamayacağını kabul ederek bu şeyi düzeltti, değiştirdi, mahkeme bile değiştirdi. Ama sosyal medyadaki algıyı değiştirmeye gücümüz yetmedi. Çünkü bir takım yani sorumsuz işte açık adresini koymayan, yazamayan isimler, yani işte sıfır takipçili planlanmış hesaplar, bunu herkesi suçlamak için söylemiyorum. Gayet tabii yani insanlar eleştiri yapacaklar, soracaklar, biz de hesap vereceğiz. Ama yani operasyonel amaçlarla açıldığı belli, aynı şeyi dönüp dönüp tekrar tekrar paylaşan adreslerden bu kampanya yürüdü. Yani ben Doğu Perinçek gibi işte Kılıçdaroğlu'yla, Davutoğlu'yla parti kurmadan önce görüşmeler yaptım. Ama sadece Perinçek görüşmesi üzerinden 1,5 ay boyunca ne görüştün kampanyası yürüdü. Ya ben siyasette herkesin herkesle görüşmesinden yanayım. Yani inkar da edebilirdim. Bana sorulduğunda hayır görüşmedim desem ne olacak? Yani hani, ama görüştüm, içeriği de buydu. Dedim yani bunu demekten de imtina etmem. Yani ben Bahçeli'yle de görüşüp onunla Kürt sorunu konuşmak, tartışmak istedim. İşte ne bileyim bunu muhalefetteki en marjinal ideolojik partilerle de yani görüşürsem görüştüm derim. Görüşmekten de çekinmem ama bu özgüven problemidir. Yani ben görüşünce hemen fikirlerimi değiştireceğim. Ben 15 yaşından beri yani okuyup yazan bir insanım. Yıllarca gazetecilik yaptım. İnsan hakları mücadelesinden geliyorum. Eğer bir görüşmede yani bütün sistematiğim alt üst oluyor, pozisyonum değişiyorsa vallahi hani kendime mi acıyayım, yoksa beni tanıdığını düşünen insanların yıllarca işte bize olan güveninin bu kadar kolay yıkılıyor olmasına mı üzüleyim bilmiyorum. Onun için hani ben ya bu tip şeyleri çok önemsemedim ama cevap vermediğinizde de sanki kabullenmiş gibi olduğunuz için, hani siz sorduğunuz için bir kez daha tekrar etmiş oldum. Özür diliyorum izleyicilerden, takipçilerden ama yani benim hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yok hayatımda. İktidarla da bir gün görüşmek gerektiğinde görüşürsem bunu yani savunabiliyorsam görüşürüm. Benim için haklı, makul gerekçeleri varsa arkasında dururum ama daha özel olarak Kürt siyasetiyle ilgili parti içerisinde de uzun süredir şunu dillendiriyorum. Bunu bir kez daha ifade edeyim. Eğer görüşürsem bunun için görüşürüm. Bunun için herkesle görüşürüm. MHP'yle de görüşürüm, CHP'yle de görüşürüm. Yani bu ülkede %20-25-30'ları bulan bir demografiden, bir nüfustan bahsediyorsak, bu kitlenin siyasal karar alma süreçlerine katılım konusunda cesur yeni bir adım gerekir. Bu ille iktidarın peşine takılmak ya da işte muhalefetin arka bahçesi olmak değil. Açık net biçimde demin yani Özdağ örneğini verdiniz. Yani %2,5 oyla İçişleri Bakanlığı, MİT Müsteşarlığı devletin yarısını alırken eğer Kürt nüfusu, Kürt sosyolojisi, sadece Kürt siyaseti değil, toplamda Kürt toplumu hak ettiği, layık olduğu, fazlasıyla bedelini ödediği kazanımları siyaset yoluyla elde edemiyorsa yöntem konusunu, ilişki konusunu bir daha masaya yatırmalı. Bunun suçu sadece Kürtlerde değil tabii, Kürtleri dışlayan, Kürtleri kriminal hale getiren herkes için bunu söylüyorum. Burada yani siyasette kaybettirme üzerine bir mantık kurmak artık Kürtler için doğru bir strateji değil. Kürtler %1'lik, %0.5'lık marjinal, radikal bir grup değil ki yani işte madem bana yaramıyor sana da yaramasın desin. Ya bu sosyolojiyle ya iktidar ortağı olunur yani bu nüfus gücüyle ya ana muhalefet olunur. Üçüncüsü olunmaz. Hele iki partili bir sistemde üçüncü yolculuk yeniden sorgulanmalıdır. Yani siz açık, şeffaf ilişkiyi sizinle kim kuruyorsa kazanacaklarınıza bakarsınız. Yani bu kazançlardan kastettiğim çok vekillik almak falan filan değil. Yani bunun hiçbir önemi yok. Politik kazançlardan bahsediyorum. Yani Kürtlerin bu ülkede eşit, özgür yurttaş olarak yaşaması konusunda, barış konusunda
kim cesaret gösteriyorsa, kim sizinle resim çekilmeye, kim sizinle bir ortak gelecek kurmaya, adım atma iradesini ortaya koyuyorsa onunla birlikte olunur, olunmalıdır. Ben bunu yani HDP'nin de işte kongre sonrasında eş başkanlarının açıklamasına, Tülay Atimoğlu'nun açıklamasıydı galiba. Yani değerlendirmesine baktığımda isabetli ve doğru gördüm. Yani önceki seçimlerin kaybettirme üzerine kurulu stratejisinin yetmediğini, artık kazanmak üzerine bir stratejik üzerine kurulması gerektiğini söylüyor. Doğru söylüyor. Kim söylerse söylesin doğruyu söylüyor. Dolayısıyla yani biz de kendimiz de bu anlamda başkası için neyi istiyorsak, neyi doğru buluyorsak aynı ilkellik ekseninde hareket ederiz. Yani bu konuda ama hani şöyle bir şey, yani daha çok böyle işte hani dar siyaset mantığıyla komple teorileri kurarak işte görüşülmüşse mutlaka kendi çıkarları için görüşülmüştür ya da işte görüşülüyordur ama paylaşılmıyordur gibi yaklaşımlar biraz da toplumun da gittikçe şizofren bir psikolojiye sokulduğunun, komplo teorilerinin her mahallede, her kesimde yaygınlaştığının bir sonucu, göstergesi. Biz açıkça hani savunduğumuz şeyleri zaten sosyal medyada paylaşıyoruz. Yani öyle bir ortam doğarsa da bunu açıkça konuşuruz, tartışırız, tepkilere bakarız, rotamızı ona göre belirleriz. Yani siyasetten her kesimle görüşürüz eğer doğru bulursak diyorsunuz. Son sorum şu olacak, aslında biraz daha muhalefeti konuşmak istiyorum. Programa başlarken CHP kurultayından bahsettik. Hafta sonu bir kurultay olacak. CHP'nin kendi içerisinde bir bölünmüşlüğü söz konusu ve ben hep şunu söylüyorum. Seçimden sonra toplumun, özellikle muhalefet seçmeninin siyasetten koptuğunu biliyoruz. Bu partilerin topluma odaklanması, tabanlara odaklanması gerekirken kendi iç çatışmalarıyla ilgilenmesi ne kadar doğru? Bu bir soru işareti. Bakalım kurultaydan sonra ne olacak? En azından seçmene yönelik ne yapacaklar? Sizin muhalefet içindeki, CHP kurultayı da dahil buna, muhalefet içindeki tartışmalara dair söyleyeceğiniz bir şey var mı? Son olarak bunu merak ediyorum. Evet, sadece hani iki büyük parti üzerinden yani bir değerlendirme yapayım. Bir kere Türkiye siyasetinin bugün itibariyle ana gündemi dış politika, Filistin ve Orta Doğu'dur. Bu konuda doğru yerde durmak, yani iktidarın neden hangi nedenlerle eleştirilmesi gerekiyorsa oradan sağlıklı doğru eleştirisini yapmak son derece hayati öneme sahip. Bakın Orta Doğu'da yani bu süreç bence bir Filistin, bir Gazze sorunu olmaktan çıkacak. İkinci bir Arap baharını hazırlayacak, tetikleyecek. Bunu görebilen ülkeler var. İşte Tunus örneğin şu anda parlamentosunda yani bir biçimde İsrail yanlısı politikaları sorgulayan bir tartışma süreci yönetiyor ve yani İsrail'le ilgili yakınlaşma politikasını, normalleşme politikasını suç sayan bir düzenleme yapmaya çalışıyor. Cezayir'de İsrail'e savaş ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanı'na, Devlet Başkanı'na veriliyor. Körfez ülkelerinde Katar'ı zaten biliyoruz, hani yani pozisyonunu eskiden beri işte Hamas'ı destek yönünde kullandığı için, ama bir başka ülke daha bir irade geliştirdi Filistin'i destekleme yönünde. Şimdi burada elbette antisemitik olmadan, elbette yani Yahudilerle Siyonist Netanyahu politikasını ayırt ederek Orta Doğu barışını savunmak, ama mazlum halklardan yana bir siyaseti ülkenin ortak siyaseti haline getirmek zorundayız. Bunun ne iktidar partisine teslim edilmesi doğru, ne de yani yanlış analizlerle toplumu manipüle etmek yani bir kötü sınavdır. Hiç kimseye yakışmaz. Yani Hamas bir sonuçtur Zübeyde Hanım. Bu konuda yani zaman zaman işte bazı partilerin bildirgeleri de tartışma konusu yapılıyor. O partiler tabanında da işte tipinki tartışma konusu yapıldı. HDP'ninki bazı çevrelerce polemik konusu yapıldı. Yani Hamas eşittir Filistin halkı değildir elbette. Ama 75 yıllık bir sorunu, 1947'den beri işgal edilmiş topraklar sorununu, cezaevlerindeki çocuklar sorununu, yüzlerce çocuk var. Bugüne kadar 13 bin civarında çocuk tutuklandı. Ya da işte yerleşim bölgeleriyle ilgili sorunlar, mülteci sorunu. Bütün bu sorunları görmeyip sanki kavga 7 Ekim'de başlamış gibi bir resim çizmek, buradan pozisyon belirlemek bence İyi Parti'ye yakışmadı.
Bunu çok net söylüyorum. Yani sivillerin öldürülmesine karşı çıkmasını takdir ediyorum. Meral Hanım aynı zamanda bir kadın olarak, kadın genel başkan olarak bu konuda duyarlılık gösterdi. Bu çok önemli bir şey. Sivillerin öldürülmesine kim tarafından, kim öldürülüyorsa öldürülsün karşı çıkmalıyız. Ama Hamas'la Siyonist politikayı eşitlemek doğru değil. Birisi sebep, birisi sonuç. Birleşmiş Milletler'in hiçbir kararına uymamış bir İsrail var ortada. Yani Hamas dediğiniz kaç yıllık bir örgüt ki? Hamas yokken de Filistin sorunu vardı. Arafat'ı tecrit edenler, yani her türlü hakareti, tahkiri uygulayanlar radikal İslamcı olduğu için mi yapıyorlardı Arafat'a bunu? Filistin direnişi, yani sadece işte Hamas lideri Kürdistan dedi. O zaman Hamas'ı desteklemek, Türkiye'nin bölünmesini desteklemek demektir gibi bir polemik bence iyi bir muhalefet tarzı değil. İkinci sözüm Sayın Kılıçdaroğlu'na, yani ben böyle polemik siyasetini sevmem ama Filistin konusu söz konusu olduğunda tıpkı Kürt sorunu gibi yani gayet net konuşmalıyız. İktidarı bana devret, Filistin konusunda nasıl siyaset üretiliyor göstereyim demenin hiçbir ciddiyeti yok Zübeyde Hanım. Yani böyle bir şey olamaz. Siz sözünüzü söylersiniz siyasette, iktidarı eleştirirsiniz, yanlışını ortaya koyar, doğruyu önerirsiniz. İktidarın bunu yapmaya cesareti varsa ne ala siz zaten politik başarı elde edersiniz. Dersiniz ki benim dediğimi yaptı iktidar, ne ala size yazsın puan. Ama yapmazsa muhatap, hakem, özne, toplumdur. Toplum der ki bakın ana muhalefet ne kadar doğru, Türkiye'nin de güvenliğini, Türkiye'nin de barışını, Türkiye'nin de demokrasisini önemseyen ama tarih önünde doğru bir sınav vermesini sağlayan bir duruşu var ana muhalefetin. Sizi takdir eder, bir sonraki seçimde der ki Türkiye'nin dış politikasını Sayın Kılıçdaroğlu daha doğru bir yere konumlandıracak. Erdoğan şu yanlışları yaptı, başımıza bu belaları açtı ya da bizi yanlış bir yerde pozisyon aldırdı der ve sizi tercih eder. Siyasetin yani yolu yöntemi, bilinen açık yöntemi budur. Yani şimdi bana yetkiyi ver demek Allah aşkına, yani hani hele bu seçimlerden sonra şaka yapmak mı ben çözemedim. Ama yani muhalefet içerisinde... Söylemi de biraz sorunlu. Yani hani kim kime veriyor? Babasının mı? Erdoğan'ın evet. Yani yetkiyi o zaman oğluna vermesini de yadırgamayacaksınız. Aileye vermesini de yadırgamayacaksınız. Yani size verebiliyorsa başkasına da verebilir. O zaman da Cumhuriyet'in 100. yılında kurucu parti yani neredeyse hallice bir saltanat. Yani hani babadan oğula değilse bile Cumhurbaşkanı'nın yetkiyi istediğine verdiği bir ülke resmi çizmiş oluyorsunuz. Bu çok garip bir ironi olur. Ama ya Türkiye'de siyaset sahiden değişmeli Zübeyde Hanım. İktidar aslında çaktırmadan değişti. Bunu göz ardı ediyoruz. Yani bugün İçişleri Bakanı'nın sergilediği tavır ya da işte Mehmet Şimşek'in tekrar ekonominin başına gelmesi, işte Dışişleri Bakanı'nın Avrupa Birliği ile ilgili dün söylediği sözler, yani biz vazgeçmedik, biz sözümüzün arkasındayız, gereğini yapacağız yaklaşımı, açılımı, gereğini yapar yapmaz ayrı bir şey. Bunu tartışır, bunu sorgularız. Ama hükümet değişti. İlginç biçimde seçimde biz hep şu espriyi yapıyorduk. Ülkelerde, normalde, demokrasilerde ya iktidar değişir ya muhalefet değişir. Yani bir şey değişir seçimde eğer biz oy veriyorsak, insansak, irademiz varsa, bir özne isek, seçimin bir anlamı varsa biri değişir. İktidar değişti, çaktırmadan değişti. Erdoğan ama evet... politikalar, başka politikalar Avrupa'yla, Orta Doğu'yla. Sadece gazetecilere baskı yönünde değişmedi. Yani ne yazık ki bunu yani ben daha çok hani iktidar içi kavgalar olarak görüyorum. Tabii ki sorumluluğu sonuçta iktidar partisindedir. Yani biz iç çatışma, kavga üzerinden yanlışı normalleştirmek için bunu söylemiyoruz. Resmi doğru anlamak için söylüyorum. Yani özellikle ilk andığınız isim tecrübeli bir gazeteci ve bir yargı haberi veriyor. Yani bu haberin kaynağı konusu gazetecilik açısından tartışılabilir, bu başka bir şey ama sonuçta belli ki bir yerden bu haber servis edilmiş. Şimdi haberi yazan mı suçlu, servis eden mi? Servis edenle ötekiler arasındaki kavganın kurbanı gazeteciler olmamalı. Yani bu sonuçta bir belli ki içeride işte hukuk, güvenlik politikaları bürokrasisinde. Kaynağını açıklamak zorunda değildir. Yani bir gazeteci yani bir yerinde kaynağı sorulamaz. O gazeteci bunu açıklamak zorunda değildir. Bunun da altını çizmiş olalım.
Yani burada dolayısıyla hani şöyle toparlayayım, bitireyim çok uzatmadan. Yani Estağfurullah. Türkiye siyasetinde iktidarın yani ironik olarak söylediğimiz değişimi dışında gerçek olarak, reel olarak muhalefetin değişime öncülük yapması lazım. Ama bu değişim sahici bir değişim olmalı. Yani yüzlerin değişmesi, isimlerin değişmesi, masadaki isimliklerin değişmesi değil kastettiğim Onlar da şey. değişmiyor aslında. Evet, ne Baktığımızda. yazık ki. Ne yazık ki yani mantık değişmiyor, yöntem değişmiyor, dil, tarz değişmiyor. Yani o siyasetin çürümüş, yozlaşmış alışkanlıkları devam ediyor. Toplumsallığı sağlayamıyoruz. O zaman sadece hani Ahmet'in gidip Mehmet'in gelmesi biçiminde koltukta oturanların değişmesini tartışıyoruz. CHP'yi bu kurtarmaz. Çok açık, net söylüyorum. Yani Cumhuriyet'in 100. yılında CHP'nin konumunun, pozisyonunun sahici değişimi, ister özüne dönmesi desin parti içindeki bazı isimler, ister güncellenmesi, yenilenmesi deyin, evrensel sosyal demokrasi, evrensel sosyal adalet ile, yani ekonomi, politik ve hukuk açısından söylüyorum, Türkiye'nin kendi özgün, işte diyelim ki bir Kuvayi Milliye Partisi ise CHP, yani anti-emperyalist politikalarının sentezlendiği bir yeni duruşa ihtiyaç var. Yani bu duruş CHP'de gerçekleşirse ne ala, alkışlarız, takdir ederiz. Bunu Kılıçdaroğlu da gerçekleştirse, hani kongreden başarıyla çıkar, güven tazelerse, değişimciler de gerçekleştirse bu alkışlanacak bir tutum olur. Bu değişime ihtiyacımız var. Biz diğer partilerin, kendimiz dışındakilerin değişmemesi, olduğu yerde durması üzerine siyasi hesap yapan bir parti değiliz. Biz iktidarın da değişmesini, dönüşmesini, demokratikleşmesini önemseriz. Muhalefetin de doğru bir yerde konumlanmasını önemseriz. Bir espriyle bitireyim isterseniz. Bazen böyle particilikle ilgili eleştirilerim üzerine diyorlar ki sen partiyi büyütmeye niyetli değilsin galiba. Ben de diyorum ki particiliğin hastalıklarını öldürmek üzere yola çıkmış bir partiyiz. Bununla kavga edeceğiz. Bununla mücadele edeceğiz. Elbette kendimiz de buna dikkat edeceğiz ama hani onları infilak ettirdikten sonra belki bize de ihtiyaç kalmayacak diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Ayhan Bey. Yaklaşık 40 dakikadır sohbet ediyoruz sizinle. Çok çok keyifliydi. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Ses Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen konuğumuzdu. Aslında Ses Partisi'nin yerel seçimlerdeki tutumu ne olacak diye sorduğumuzda seçime girmeye çalışacaklarını söyledi. Özellikle Kars'ta belediye başkan adayı olup olmayacağını ben merak ediyordum şahsen Ayhan Bey'in. Ama söylediklerinden yola çıkarsak galiba Ayhan Bey Kars'tan belediye başkan adayı olacak gibi görünüyor. Yani çok dile getirilmiyor siyasi partilerden bahsederken Ses Partisi'ni çok duymuyoruz ama böyle de bir parti var ve politikalarını da biraz önce Ayhan Bey aktardı bize. İzleyicilerimize son olarak şunu da hatırlattıktan sonra programı kapatacağım. Hafta sonu cumartesi pazar CHP'nin kurultayı olacak. Bizler samimi haber ekibi olarak orada olacağız Canan Kaya ve ben. Oradan da canlı yayınla aslında kurultayda olup bitenleri, detayları sizlerle paylaşacağız dedikten sonra yayınımızı noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.